Barış Terkoğlu Cumhuriyet Gazetesi Kelepçeli burjuvanın duyulmayan çığlığı Yargı dedikleri koca bir paspas kim isterse o çiğniyor. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör örgütü üyeliği suçlamasıyla hapiste. Tutuklamaya sevk yazısına bakarsanız en büyük delil kardeşi PKK'lı birinin annesinin ölümünün ardından açılan başsağlığı telefonu. Yani savcılık diyor ki kardeşi PKK'lı birine annesi ölse de başsağlığı dileyemezsiniz bu seni örgüt üyesi yapar. Tutuklamanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının yaptığı bir ziyaret medyada aynı başlıklarla yer aldı. Başsavcıdan Mansimov'un kanalına ziyaret. Kast edilen kişi Mübariz Mansimov, kanalı ise Ekol TV. Resmi sahibi kayıtlarda Mansimov olarak görünmese de Mansimov'un kanalla ilişkisi sır değil. Dünyanın en zenginler listesinde yer alan Mansimov, hissedar olmadan kanalın kuruluşunda yer aldı. Bu yüzden de kamuoyunda da, devlet katında da, medyada da bu Ekol TV denince akla hep onun adı geldi. Hayır yanlış anlamayın. Bunlar Mübariz Mansimov'u ya da Ekol TV'yi eleştirmek için yazmadım. Aksine mesele başka. Önümde yeni çıkmış bir kitap duruyor. Adı Gurban Gızıl Ordu'dan Silivri'ye. Yazarı Furkan Karabay. Tahmin ettiğiniz gibi Mansimov'un bir Kızıl Ordu subayından iş adımına dönüşümünün hikayesi anlatılıyor. Sovyetlerin yıkılışının ardından yaşanan özelleştirme dalgasıyla büyüyen Mansimov, 22 Ekim 1998'de Palmali isimli şirketi kurarak Türkiye'ye adım attı. AKP dönemi ise Mansimov'un hızla büyüdüğü yıllar oldu. 2006'ya gelindiğinde Palmali'nin 21 ülkede ofisi vardı. Çalışan sayısı 45 bin kişiyi bulmuştu. Filosu 130 gemilik bir dev olmuştu. Yıllık cirosu 3 milyar doları geçmişti. Rusya petrollerinin yaklaşık %75'ini o taşıyordu. Ağırla Mansimov dostluğu. 17 Temmuz 2006'da Türk vatandaşı olup, Gurbanoğlu soyadını aldı. Aynı dönemde Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi, Sokar'la çalışmaya başladı. Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen, tüm ham petrolü taşıma yetkisine sahip tek şirket oldu elbette iktidarla hep iyi ilişki kurdu. O kadar ki adını Erdoğan ailesinin üyelerinden alan bu Merzin, Buğusu Burak, Erdoğan'ın M'si Mustafa'yı, Eri Erdoğan'ı, Z'si ise Ziya İlgen'i temsil ediyor, büyümesinde Mansimov'la yaptığı alışverişin etkisi vardı. Erdoğan ailesinin diğer şirketleriyle de partner oldu. Azerbaycan-Türkiye ticari ilişkilerinin yükselen yıldızı olan Mansimov'un bir dostu daha vardı. Mehmet Ağar. Kitapta Ağar-Mansimov ilişkisi şöyle anlatılıyor. Bakü'de görüşmelerinin ardından Ağar'ı yanına almayı teklif etti ve ona ofis verdi. Yıllarca hiç kira almadığı bir ev tahsis etti. Yurtdışı seyahatlerini ağırsız yapmamaya başladı. 2004 yılından sonra Ağar adeta Mansimov'un gölgesi haline gelmişti. Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu. Ağar hapse girdiğinde en sadık ziyaretçisi Mansimov'du. 2013 yılında ağır Pensilvanya'da Fethullah Gülen'i ziyaret ederken Mansibov'u da götürmüştü. Yargı operasyonuyla hapiste, sanatçılarla özel buluşmalar, pahalı arabalar ve saatler, futboldan magazine, medyada öne çıkan rüya gibi bir yaşam. Forbes'un dünyanın en zenginleri listesindeki Mansimovun yıldızının kayışı, Sokar'la iş ilişkilerinin bozulmasıyla başladı. Sizi detaylara boğmayayım ama Mansimov önce Sedat Peker'in videolarına konu olan Yalı Kavak Marina'yı ardından 7 yıldızlı Edition Oteli'ni kaybetti. Hükümet Sokar'la Mansimov arasında elbette Sokar'ı seçmişti. Rus Lukoil'i de kavgalı olan Mansimov aleyhinde yağmur gibi hamleler yapıyordu. 22 Haziran 2017 tarihinde CİMER'e FETÖ üyeliğine dair ihbar geldi. Ne Bankasya ne Baylok Savcılık bir delil bulamayınca kovuşturmaya yer yok kararı verdi. Ancak Mansimov kendi anlattığına göre Sokar ve Lukoil ile kavga ediyordu. Sonunda 15 Mart 2020'de FETÖ'den gözaltına alındı, tutuklandı. Bakanlarla Pensilvanya. Savunması tam bir Türkiye klasiğiydi. 17-25 Aralık'tan çok önce Amerika'ya aralarında tanınmış bakanların, büyük iş adamlarının olduğu yüzlerce kişilik bir resmi heyetle gittik. Bu ziyaretten dolayı FETÖ'cü olunuyorsa o zaman Türkiye'deki devlet adamlarının, belediye başkanlarının ve iş adamlarının çoğu FETÖ'cüdür. Bir yıl hapiste kaldı. Sonra tahliye edildi. Gülen'in sadık takipçisi Fettah Tamince aynı adliyede tutuklanırken Mansimov örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmeden 5 yıl hapis cezası aldı. İstinaf dosyayı onayladı. Şimdi Yargıtay kararını bekliyor. 2020 yılında Silivri Cezaevinde ben hapiste doktor sırası beklerken önümde Mansimov vardı. FETÖ torbasına atıldığını söylüyordu. İsyan etmemek için açlık grevine başlamıştı. Sağlığı bozulmuş, revire götürülmüştü. Ona bir burjuvanın açlık greviyle Türkiye'de sonuç almasının imkansızlığından bahsettim. Türk yargısının yolu başkaydı. Mansimov her gün yandaş televizyonlarda FETÖ'cü ilan edilmekten ötürü kızgındı. Belki de bu yüzden çıkınca sesimi duyurmak istiyorum diyerek Ekol TV'yi kurmak için kollarını sıvamıştı. Son olarak duyduğuma göre Mansimov iktidarla arasını düzeltmiş, artık lanetli sayılmaktan kurtulmuş, kitaptan öğrendiğim bir detay da Mansimov'la ABD Başkanı Trump'ın geçmişe uzanan arkadaşlığı. Mansimov'a yapılan operasyonu dönemin başsavcısı İrfan Fidan yönetmişti. Fidan'ın iktidarla ilişkileri iyiydi. Biliyorsunuz kısa sürede sıçrayarak AYM üyesi oldu. Aradan yıllar geçti. Bu kez yeni başsavcı Esenyurt Belediye Başkanı'nı kardeşi PKK'lı olan birine başsağlığı telefonu açtığı için tutuklatırken İstanbul Adliyesi'nden FETÖ cezası alan Mansimov'un kurduğu kanalı bizzat ziyaret etti. Haliyle durum bu ne perhiz bu ne lanı tuşusu dedirtti. Mesele ne Mansimov ne Ahmet Özer ne İrfan Fidan ne Akın Gürlek. Mesele eline geçirenin paspasa çevirdiği, karşıtını tasfiye için kullandığı bizzat adaletsizliğin kaynağı olmuş yıkılası yargı.